Herkese merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Hello everyone. Welcome to our lesson. We will continue with the second part of our lesson. So, in our last lesson, we have completed this page. Then we will continue from here. Okay. On this page, we will do Let's examine and completing activities. İnceleyelim, tamamlayalım. İnceleyelim means let's examine tamamlayalım, let's complete. Ben 130 kiloyum. Ben 85 kiloyum. Ben 130 kiloyum. Means I am 130 kilograms. Ben 130 kiloyum. Ben 85 kiloyum. Means I am 85 kilograms. Evet, şimdi buradaki cümleleri tamamlayacağız. Birinci cümle. Ben 50 kiloyum. I am 50 kilograms. Babam 90 kilo. My father is 90 kilograms. Annem 85 kilo. My mother is 85 kilograms. Kardeşim 60 kilo. My sister or brother is 60 kilograms. Arkadaşım 70 kilo. My friend is 70 kilograms. Evet, şimdi cümleleri tekrar okuyacağım. Birinci cümle. Ben 50 kiloyum. İkinci. Babam 90 kilo. Üçüncü. Annem 85 kilo. Dördüncü. Kardeşim 60 kilo. Beşinci. Arkadaşım 70 kilo. So we have completed this activity. On this page, we will do
Let's examine activity. İnceleyelim means let's examine. Bunları biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Do you know this? Evet, şimdi bu ifadeleri okuyacağız. Bir kangal sucuk. Bir demet maydanoz. Bir kalıp peynir. 3 adet yumurta. 2 dilim ekmek. Bir salkım üzüm. Bir avuç fındık. Bir paket makarna. Now I will write them. The translation of them. Bir kangal sucuk. We can say one kangal or quail sucuk. Sucuk is a type of Turkish sausage. Type of Turkish sausage. Okay. Bir demet maydanoz. A bunch of parsley. Bir kalıp peynir. A block of cheese. Üç adet yumurta. 3 eggs. İki dilim ekmek. 2 slices of bread. Bir salkım üzüm. 1 cluster of grapes. Bir avuç fındık. 1 handful of hazelnuts. Bir paket makarna. A packet of pasta. Evet, tekrardan okuyalım. Bir kangal sucuk. Bir demet maydanoz. Bir kalıp peynir. 3 adet yumurta. 2 dilim ekmek. Bir salkım üzüm. Bir avuç fındık. Bir paket makarna. So we have completed this activity. On this page we will do let's examine activity. İnceleyelim means let's examine. Boyunuz kaç?
What is your height? Boyunuz kaç? Boyum 1.75. Boyum 1 metre 75 santimetre. 2 metre kumaş. 30 santimetrelik cetvel. Ankara İstanbul arası 450 kilometre. Kumaş, ip, perde. Evet, bu tür şeylerde metreyi kullanıyoruz. Yol gibi şeylerde ise kilometre kullanılır. Böylece santimetre, metre ve kilometre kavramları arasındaki farkları örnekler üzerinden gördük. Now I will translate them. Kumaş means fabric. İp, rope. Perde, curtain. Yol, route. Boyum 1.75. My height is... ...1.75 meters. Boyum 1 metre 75 santimetre. My height is 1 metre, so 1 meter and 75 santimetre, 75 centimeters. 2 metre kumaş. Two meters of fabric. Otuz santimetrelik cetvel. A 30 centimeter cetvel means ruler. Ankara, İstanbul arası 450 kilometre. Ankara, İstanbul arası 450 kilometre. Evet, İstanbul, daha doğrusu şöyle diyeyim. Arası means we can say distance. So the distance arası means between. So the distance between Ankara and Istanbul is 450 kilometers.
So we have completed this activity. Para birimleri. Para birimleri means currency units. We will learn the difference between kuruş and lira. Kuruş and lira are commonly used currency units in Turkey. So I think I can show this is 1 lira. This is 25 kuruş. This is 10 kuruş. And this is 50 kuruş. 200 lira. 100, 50, 20 and 10 lira. So kuruş and lira are the currency units. Kuruş ve lira arasındaki farkı öğreneceğiz. Kuruş ve lira Türkiye'de yaygın olarak kullanılan para birimleridir. Okay, I have already told them. Kuruş. Kuruş, Türkiye'deki en küçük para birimidir. Sorry. Para birimidir. Okay. Kuruş, Türkiye'deki en küçük para birimidir. Kuruş is the smallest currency unit in Turkey. KR kısaltmasıyla gösterilir. It is represented by the abbreviation KR. Kuruşlar lira biriminin küçük parçalarını temsil eder. Kuruş represents the smaller fractions of the lira unit. Örneklerle kuruş biriminin değerini gösterebiliriz. We can demonstrate the value of the kuruş unit with examples. Örneğin 1 lira 100 kuruşa eşittir. Bu da 1 liranın 100 parçaya bölündüğünü gösterir. For instance, 1 lira is equal to 100 kuruş. So, which indicates that 1 lira is divided into 100 parts. Günlük hayatta kuruşlar genellikle fiyatlandırmada ve küçük miktarlarda kullanılmaktadır. In daily life, kuruş is commonly used in pricing and for small amounts. Evet, bu şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi liraya bakacağız. Lira. Lira Türkiye'deki ana para birimidir. Sorry again.
simgesiyle veya TL kısaltmasıyla gösterilir. So, lira is the main currency unit in Turkey. It is represented by the symbol, this symbol, or the abbreviation TL. Evet, devam edelim. Liralar Türkiye'de genel olarak kullanılan para birimidir. Liras are the commonly used currency unit in Turkey. Günlük hayatta liraların genellikle büyük miktarlarda ve genel harcamalarda kullanılmaktadır. Evet, tekrar okuyalım. Günlük hayatta liralar genellikle büyük miktarlarda ve genel harcamalarda kullanılmaktadır. I will also try to translate this. In daily life, liras are typically used for large amounts and general expenses. Evet, bu sayfayı da inceleyebilirsiniz. Şimdi özeti inceleyeceğiz. Özet. Kuruş, liranın küçük parçalarını temsil eder. Lira ise Türkiye'deki ana para birimidir. Özet means summary. Kuruş liranın küçük parçalarını temsil eder. Lira ise Türkiye'deki ana para birimidir. Kuruş represents the smaller fractions of the lira, while lira is the main currency unit in Turkey. Kuruş genellikle fiyatlandırmada ve küçük miktarlarda, lira ise genel harcamalarda ve büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Kuruş is commonly used in pricing and for small amounts, while lira is used for general expenses and larger amounts. Büyük harcamalar, genel harcamalarda ve büyük miktarlarda. General expenses and larger amounts. Evet, özette bu şekilde arkadaşlar. Bu sayfayı da inceleyebilirsiniz. On this page, we will do let's look and examine activities. Bakalım means let's look. İnceleyelim. Let's examine. Türk lirası. Türk lirası. Turkish lira. Bir lira 50 kuruş 25 kuruş 10 kuruş
5 kuruş. 200 lira. 50 lira. 10 lira. 100 lira. 20 lira. 5 lira. Bir lira is 1 lira, 50 kuruş, 50 kuruş, 25 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş is 10 kuruş, 5 kuruş is 5 kuruş. 200 lira 200 liras or 200 lira. 50 lira is 50 lira. 10 lira is 10 lira. 100 lira 100 lira, 20 lira, 20 lira and 5 lira is 5 lira. Evet, bu şekilde bakabilirsiniz. Devam edelim. On this page, we will do let's read and have a conversation activities. Okuyalım, karşılıklı konuşalım. Okuyalım, let's read, karşılıklı konuşalım. Have a conversation. Alışveriş sepeti is shopping cart. Asuman Hanım ve Meltem Hanım'ın diyaloğunu okuyacağım. Merhaba Meltem Hanım. Nasılsınız? Merhaba Asuman Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Alışveriş sepetiniz çok dolu. Neler aldınız? Bir kilo pirinç, 1,5 kilo mercimek, 500 gram yoğurt, 1 litre ayran, 2 kilo domates, 2 kilo soğan, 1 kilo kıyma, 1 tepsi baklava ve biraz kuru yemiş aldım. Akşama misafiriniz mi var? Evet. Adana'dan kardeşim geliyor. Evde ziyafet var. Gözünüz aydın. Sağ olun. Hoşça kalın. Güle güle.
Now I will translate them. Merhaba Meltem Hanım. Nasılsınız? Hello, Miss Meltem. How are you? Merhaba Asuman Hanım. İyiyim. Siz nasılsınız? Hello, Miss Asuman. İyiyim. Siz nasılsınız? I am fine. How about you? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Alışveriş sepetiniz çok dolu. Neler aldınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Thank you. I am also fine. Alışveriş sepetiniz çok dolu. Neler aldınız? Your shopping cart. Evet, dolu means full. Çok dolu. Quite full. Neler aldınız? What did you buy? Bir kilo pirinç, 1,5 kilo mercimek, 500 gram yoğurt, 1 litre ayran, 2 kilo domates, 2 kilo soğan, 1 kilo kıyma, 1 tepsi baklava ve biraz kuru yemiş aldım. Evet, şimdi hepsini yazalım. 1 kilo pirinç. I bought 1 kilogram of pirinç means rice. Bir buçuk kilo mercimek. 1.5 kilograms. 1/2 of lentils. Mercimek. Evet, bakalım. 500 gram yoğurt. 500 grams of yogurt. Bir litre ayran. 1 liter of ayran. 2 kilo domates. 2 kilograms of tomatoes. Tomatoes.
Evet, 2 kilo domates. Şimdi 2 kilo soğan. Evet, 2 kilo soğan. 2 kilograms of onions. 1 kilo kıyma. 1 kilogram of ground beef. 1 tepsi baklava. 1 tray of bir tepsi baklava. Bir tepsi baklava ve biraz kuru yemiş aldım. And some nuts. Akşama misafiriniz mi var? Do you have guests coming for dinner? Akşama misafiriniz mi var? Evet. Adana'dan kardeşim geliyor. Evde ziyafet var. Yes. Adana'dan kardeşim geliyor. My sibling is coming from Adana. Evde ziyafet var. We are having a feast at home. Gözünüz aydın. Enjoy your meal. Sağ olun. We can say thank you. Hoşça kalın and güle güle. Goodbye. Goodbye. Evet, şu şekilde yapalım. So you can easily understand. Evet. Kontrol edelim arkadaşlar. Okay. This is the translation and this is our conversation. Dersimiz bitmiştir.
Önümüzdeki dersimizde görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Our lesson is over. If you have any questions, you can ask them on the comments section. See you in our next lesson.